Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün günlerden bir boyama günü. Hala grafiti yapamıyoruz. Yani durum ortada. O yüzden en kısa sürede grafiti videoları gelecek. Uzun süredir video gelmiyor. Farkındayım ama belli teknik sıkıntılar ve yapmam gereken birçok iş vardı. YouTube'u bırakmadım. Bırakmayı da düşünmüyorum zaten. Sadece bazen aralarda birazcık böyle boşluklar oluyor. Onun için de tekrar özür dilerim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de kimsenin yapmadığı, gerçekten ne yıllar önce ne de muhtemelen bu saatten sonra biz yaptığımız için ikinci planda olacaklar için ilk biz yapmış oluyoruz. Bilgisayar sisteminin hem iç ekipmanını hem de dış ekipmanlarını boyamış olacağız. Çünkü benden çok istiyordunuz abi işte klavye boya, mouse boya vesaire vesaire diye. Biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Neden ekran kartı boyamayalım? Aslında bir bilgisayar sistemi topluyoruz ve bu sistem tamamen ROG olacak. Ve ROG'nin en büyük özelliklerinden biri de ekran kartının beyaz olması. Türünün tek örneğine bugün bir dokunuş yapacağız. İnşallah bozulmaz mı? Bozulmaz herhalde. Bozuluyormuş. Böyle bir ekran kartımız var. Bu ekran kartı RTX 2080 Super White Edition .com. Yok. RTX'in Super White 2080 RTX Super White Edition aldık. Çünkü White Edition boyamak bizim için çok daha mantıklı olacak. Birazdan neden White Edition olduğunu da çok rahat anlayacaksınız. Bu ekran kartının en önemli özelliğinden birkaç tanesi. Bir defa piyasadaki en güçlü, daha doğrusu dünyadaki ve piyasadaki en güçlü beyaz ekran kartı. Ve ışın izleme özelliği var. Işın izleme ne? Onu da hemen şöyle küçük bir göstereyim. Oha. Bir dakika, burada gölge yapan şey ne abi? Bir dakika, merak ettim. Ne var abi burada gölge yapan? Bulutun gölgesi mi? Şu güneşten baz alalım. Şu bulutun arkasına bir saklanalım. Şu an zaten şu sağ taraf bulut, sol taraf güneş. Kapatıyorum abi. Nereye gidiyor? Güneş nereye gitti? Bu kadar fark ediyor mu ya? Yani olay tamamen bundan ibaret. Yani Minecraft deyip geçmemek gerekiyor da normalde şöyle Minecraft yani kare kare adamlar var, kutular, inekler, zombiler falan var dediğin kısımda RTX diyor ki hop bakalım bir dur ben sana bir şov yapayım. Sen bir RTX'i 10 yap ondan sonra bir de öyle yorum yap diyerek konuya tamamen parmağını koymuş oluyor. Mükemmel bir özellik gerçekten. Bu demek olmuyor ki sadece bu ekran kartını aldım Minecraft mı oynayacağız abi değil. Tabii ki de istediğiniz bütün oyunları özellikle RTX 10 yapıp ultra performansa çektiğiniz zaman çok güzel görseller elde etmiş oluyorsunuz. Birçok şeyden de keyif almaya başlıyorsunuz. Oyun kısmını bir köşeye bırakırsak biliyorsunuz ki ben normalde kurgu yönetmeniyim. YouTube olsun, dışarıdan yaptığım işler olsun, prodüksiyonda yaptığım için özellikle çok fazla video editlediğim kısımda ekran kartından destek almam şu konuda çok önemli. Çünkü videonun ön belleğe alınması, render alınması size tamamen zaman kaybı. Bu ekran kartında öyle bir şey yaşamıyorsunuz. Render almanıza gerek kalmadan ön izlemeyi çok rahat bir şekilde yapıp montajınızı tamamlayabiliyorsunuz. Bu yüzden de bunu tercih ettim aslında. Anlatsam şu an muhtemelen bütün videoda olabilir. Bu kısa bir özeti. Zaten bununla alakalı detaylı bir ikinci video gelecek. Ekran kartının performansını size bol bol sunacağım bir video gelecek. O yüzden bir önce boyamaya geçersek sevineceğinizi biliyorum. Bunun yanında bir anakartımız var. Ve bu anakartta TUF serisinin X5, ya üstüne yazıyor işte TUF Gaming Motherboard ana yüreği X570 Plus. Sonra bir de bunlara bir bellek lazım. Sonuçta bu videoları yüklüyoruz. Okuyayım ya, niye kastım ki? Bir dakika, sonuçta ben bir kullanıcıyım. Seagate'in Iron Wolf 10TB Pro serisi bu. Bir de hızlı okusun yazsın. Bizim okumamız yazmamız yok. Bari hard diskimiz bizden hızlı okusun. Yani sen daha söylemeye yeltenmeden okuyup yazıyor direkt. Seagate'in en üst segment. Bak hep hype'ız. Her şey tavan. Seagate'in de 500 GB'lık 5000 okuma ve 5000 yazma özelliğini barındıran M2, Gen 4, SSD hepsi burada. Şu kadarcık şey her şeyi sığdırmışlar. Başarmışlar bunu. Teknolojilerine teşekkür ederiz. Ya bu niye pazarlamacı gibi oldum? Bu elimde gördüğünüz yine bir White Edition ROG'nin soğutucu bu. Soğutuyor. Neyse. Şimdi böyle bir sistem topluyoruz. Böyle bir sisteme de gidecek olan iki tane belli başlı ürün var. Biri AMD Ryzen 9 3000 okuyayım dur. Neredeyiz oğlum bu? AMD Ryzen 9 3900X şurada yazıyor. Bir tane de çift slot 16 GB 3600 MHz RAM aldık. Tabi şimdi böyle bir sistem var canavar gibi. Bu sistemde bir kasada toplayacağız. Bu kasa işin en civcivli kısmı. Çünkü bu kasada tam anlamıyla beyaz ve şu an yani şu tarih itibariyle bu kasa bir tek bende var. Asus'ta bile yok. Çünkü yazık Asus'taki tek kasayı ben aldım şu an. Yani satmak isteseler yok öyle şu an öyle bir şey yok. Ama mutlaka bu değerlendirecektir. Satışa sunulacaktır tabi. Bu kasa ağır bir kasa o yüzden. Gel bakalım şuna bir el atalım.
Kadın. Bu kasada böyle bir şey. Böyle bu. Sen geleceksin şimdi, birazdan seni çağıracağım ben, merak etme. ROG'nin ürettiği ilk gaming kasa Helios. Beyaz. Helios. Helios. Hello Kitty. Helios. Helios. Rock Strix Helios. Rock Strix Helios dediler. Öyle diyorlar şu an. Arkada. Yani Asus'taydı bu, aldım elinden. Dedim ver. Dedim sen onu gönder. Ya dedim ver, rahat ol sen, durmasın beyaz beyaz. Sen dedim gönder bana, ben halledeceğim dedim. Sağ olsun abi. Bu arada gerçekten Asus'a şu an için çok çok teşekkür ederim. Bunun için birazdan bir dram yapıyoruz. Üzünlü bir anımız, hikayemiz gelecek. Az önce dediğim gibi zaten satışa ürünler girecek. Aşağıya ben açıklamaya bütün ürünlerin linklerini koyacağım. Oraya tıklayıp takipte kalabilirsiniz. Harbiden güzel bir seri yapmışlar. Neden Asus'u tercih ettim? Nerede o garibim? Ya. Bundan yıllar yıllar önce ben iş yapmak istiyordum, prodüksiyon. Ama benim bir laptopum yoktu. Zeynep'le daha yeni tanıştık o zamanlar. 18 yaşında sahip olduğu ilk laptop. Piano serisi. Her zaman altını çizer. Asus laptop dediğin zaman diyor, Piano serisi diyor. Böyle bir laptopumuz vardı. Ama sağ olsun işte para kazanmama destek olduğu için dedi ki al benim laptopumu, işlerini yap dedi. Ben bunda iş yaparken bir gün Premiere'de çok güzel bir şekilde anakartını yaktım. Ve şu an kendisi yok, aramızda değil. Ve bunu atmıyor, satmıyor, toparlanmıyor da bu arada çünkü artık üretimde olmadığı için. Bu bir şeylerin başlangıcı oldu bizim hayatımızda. Bu bilgisayar benim hayatıma gelmeseydi ben ne prodüksiyonda iş yapabilecektim ne de para kazanabilecektim. O yüzden küçük bir şeyler söylemesi için Zeynep'i buraya alacağım. Çünkü bu bilgisayarı aslında ben tamamen Zeynep için topluyorum. Asus'u tercih etmemin en büyük sebeplerinden biri de o. Gel, gel, otur. Çok heyecanlıyım. Otur, atla. Merhaba, merhabalar bu arada. Bunu da al böyle. Böyle bu elimizde. Hayalimi ilk anlattığımda Asus ROG ailesine hiçbir eksiğimi bırakmadıkları ve bu hayalime destek oldukları için öncelikle teşekkür ederim. Oyun mu oynuyorsun? Video montajı mı yapıyorsun? Twitch yayını mı yapıyorsun? Her şeyi full performans, gönder gelsin yani artık. Ya aslında bu videonun çekilmesinin sebebi de bu arada tamamıyla beyaz tutkunu olmam ve beyaz bir sistem aldığım için de biraz aslında nüans katmak istememdi. Zaten bu işi Doğukan yapıyor. Teknolojik ürünleri boyuyordu. Biraz bir şeyler yapar mısın? Minimal ama böyle şık detaylar falan dediğimde yapalım, hatta bir de bunun videosunu falan çekelim dedi. Ya anısı tamam, olsun abi sonuçta. Evet hani... kesinlikle anısı olsun söz ve biz bunları paylaşmayı sevdiğimiz için de sizinle tabii ki bu videoyu buluşturmak istedik. Tamamen temel mesele bu. O günlerden bugünlere 11 sene önce aldığım bilgisayar hala saklarım. Manyak. Hala da saklarım ve benim için anısı gerçekten çok büyük şey. Güle güle kullan. Çok teşekkür şimdi ederim. Artık bunun parasını bir ara haberleşir şey yaparız. Kastım yaptırıyorum sana, ne parası be? Ya çok kastım hadi. Hadi. Bay bay. Teşekkür ederiz. Böyle bir laptop hayatımıza bunları kattığı için. Şimdi hızlıca burayı topluyorum. Çünkü ekran kartını sökmem gerekiyor. Ekran kartını sökeceğim. Anakartın bir parçasını sökeceğim. Klavyeyi sökeceğim. Gözlük boyayacağım dedim. Aydoğan'ın gözlüğü burada, o da gerçi. Ben burayı bir toplayayım hızlı bir şekilde. Ondan sonra artık kovamıza suyumuzu koyup... Koyu. Evet. Haydi. Sanırım bir saattir falan sökmeyle uğraşıyoruz. Çünkü bir an gaza gelip kasayı komple söktük. Kasayı kutu olarak gösterdiğim için sürpriz olsun istedim. Çünkü belli başlı parçalarını boyayacağız. Yani ekran kartı boyayarak bırakmayalım dedik. Klavyesine mouse'unun yanında boyayacağız. Yanında gözlük var. Gözlük boymayı deneyeceğim. Gözlük çerçevesi. Geri almazlar inşallah kasayı. Ne yaptın lan kasamıza verdin? Şaka şaka, sana sevdiklerini biliyorum, ayrıca tekrar tekrar teşekkür ederim Asus'a bizi desteklediği için. Küçük şeylerden başlayacağım. Şu gözlüğü boyayalım. Şimdi sen siyah kırmızı beyaz mı istedin? Yok, siyah gri beyaz istedin değil mi? Oğlum, yan taraflar çok güzel oldu.
Şu an var ya, düşmesi için nasıl kasların direniyor var ya, anlatamam. Mouse'un bu kısmında ve bu kısmında yerleştirilmiş işte LED yansısın diye bir parça var. O sökülmüyor, yapıştırılmış bir parça anladığınız kadarıyla. Ama zaten şöyle bir mantık var, bu avucumun içinde kaldığı için LED benim için çok fazla önemli değil bir mouse'da. Hızlı bir şekilde parçaları bitirmek istiyorum. Küçük parçada şöyle bir sıkıntı var. Boya yayılıyor, küçücük bir kısmını kullanıyorum. Ondan sonraki temizlik aşaması çok uğraştırıyor. Ayağıma da bant yapışmış, evet. Çok iyi değil mi? Yalnız oha, şansa bak, Logitech'in G'si tam ortaya geldi, çok iyi. Mouse'umuz. Abi en sıkıcı kısmı bu ya bu arada. Yani birden fazla bir şey yapacaksın. Temizle Allah. Çok iyi olmadı. Oğlum. Oha. Çok havalı oldu yalnız. Nice. Bu başka bir klavye. Ben sadece bu klavyenin bu kısmını boyamak istiyorum. Çünkü buradaki sistem tamamen dashboard diyecektim. Karta yapışmış bir şekilde, yapıştırarak yapmışlar o işte tuşları falan. Bu kısmında göründüğü için şuraya yapacağım. En azından dokunmuş olalım istiyorum. Zaten buraya klavye geleceği için, tuşlar geleceği için herhangi bir problem söz konusu değil. Güzel. Beğendim. Gözlerim yok, göremiyorum. Akıllı adam. Oğlum bu ne? Çok güzel olmuş. Oğlum ellerim çok güzel. Yıkama. Abi ellerim çok güzel şu an. Böyle bir elim olsun isterdim yalnız ha. Kanka, çok güzel oldu. Bu ne lan? Çok güzel oldu lan. Çok havalı oldu. Nice. Nice. Benim şu tabloyu halledelim. Sanat yapalım. Tablo boyuyor, sanatçı oluyor çünkü bu ülkede. 30 bin dolar, 20 bin dolar. Bakalım bu kaç bin dolara gidecek. Buna fiyat biçiyoruz. Bak. Net söylüyorum abi. Buna fiyat biçeceğiz. Tamam mı? En böyle mantıklı fiyatı verene okutacağım abi bunu. Ama hediye olarak. Ne diyorsun? 30 bin yapar mı? En az 1 milyon dolar. Bir şey söyleyeceğim. Güzel oldu. Aa, ben dalga geçmek için yapmıştım bunu ama baya yanlışlıkla sanat yaptım. Tablo. Kanvas.
Anladınız. Vallahi bunu isteyen biri varsa vereceğim lan. Yemin ederim vereceğim. Yorumlara yazın abi tablo istiyorum, tablo istiyorum diye. Üstüne de nickini ya da ismini tag olarak atacağım. Göndereceğim lan söz. Vallahi de yapacağım bunu. Tablo istiyorum diye yorumlara yazın. Hatırlıyor musunuz? PlayStation kolunu boyarken yine bir sprey boya boyamıştım. Ve bunu içinizden birine gönderdim. Rastgele birini seçtim. Aynı şekilde bu boyu da göndermek istiyorum. Bu da artık dediğim gibi işte abi tabloyu istiyorum ya da sprey boyu istiyorum diye. Yani ikisini birden istemeyin. Başkasına başka bir şey gitsin. Sprey boy isteyenler abi sprey boy istiyorum. Tablo isteyenler de abla gacı. Abi tablo. Yoruldum. Ya anladınız işte evet. Batırıyorum bunu ben. Abi tırnağım takıldı bu arada. Bildiğin tırnağım takıldı şu an. Abi diyecek bir şeyim yok şu an. Çok güzel. Gerçekten diyecek bir şeyim yok şu an. Güzel oldu. Şimdiden kime gidecekse. Kanka ben hiçbir şey göremiyorum ki. Ben de göremiyorum. Kimse tepki vermiyor. Bana ters, ona da gözlük yok. Bu kadarıyla çok güzel. Güzel güzel. Okey okey sıkıntı yok. Alright. Burası anakartın tutucu şeyi. Anakartı tutma... Aman işte anladınız. Bir zaten toplayınca göreceğiniz. Ha bir de kabloları izliyorum. Şöylemiş. Çok güzel oldu bu arada. Yani ben bulanık haliyle o kadar sevdiysen. Kanka bu güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu gerçekten güzel oldu. Çok güzel oldu. Sen kal bakalım orada. Abi bence kesinlikle sökmekle çok güzel bir şey yaptık. Yani bir aklımızda soru işaretiydi. Ulan acaba gerçekten söksek mi? Hani metal daha mı güzel doku diye. Dedik hayır abi yani bu kasaya dokunmamız lazım. Hani kasa kendi kendine kalmasın. Abi çok güzel ol anın ya. Çok güzel. Hadi şu an Zeynep dışarıda. Gel gel. Gel tepkini öğrenelim gel. Ya çok güzel. Nasıl bak o da diğer parçası. Nasıl? Çok iyi. Beğendin mi kız?
And we don't need to do that. Yeah. Yes. Yes. Oğlum. Ya bazen içi daha güzel oluyor kanka. Bunu ters yapamıyor muyuz böyle köşeye? Abi bu kasa türünün tek örneği olacak. Netim ya. Globele bayağı açılacağız yani. Netim abi bu konuda. Çok güzel oldu abi. Ben aşırı içime sinerek yapıyorum. Artık tepki veremiyorum. Tepki veremiyorum. Yardım edin. Abi artık tepki veremiyorum ya. Nice ke. Nice. Nice draw ya. Resmen birbirinden farksız, birbirle bağlantılı çok güzel 4 parça oldu. Şimdi mor, bir açık mor, pembe, bir açık pembe. Sadece 4 renk, biraz da beyaz. Şu kabloları saklamak için kullanacağımız yerin rengi o olsun istiyorum. Çünkü köşelerdeki kullandığım renkler anakartın üstündeki renklerle aynı olacak. En azından o kısım, hani dışa bakan kısım farklı olsun istiyorum. Ama önce ellerimi boyamam gerekiyor. Aynen, ellerimi boyayıp geliyorum. Evet, ellerimi boyayacağım. Güzel oldu. Kanka güzel olmuş. White serisi ya kasa. Aslında köşeler normalde ne bileyim, hani white'la çok bağlantısı yok, kendi yorumum sadece, yanlış anlaşılmasın. Gerçekten şu an beyaz ağırlıklı içine mor ve mavi desenler olması tam olarak white serinin böyle sanki bir eksik parçasıymış gibi. Yine de buradan tabii custom kendi... Custom white edition oldu. Yani custom. Custom böyle oldu. Kasınca güzel oluyor. Kaz gelecek yerden. Evet. Duki'yi esirgemeyin. Kanka oradan bak, bir tane poşet var, altın rengi şeyler var, kepler var. Heh. Onlardan bana 1 2 3 4 tane verir misin? dur önce takayım lan. 2 Evet. 3 Analan ben tutamadım bunu. Kanka sen de kör atıyorsun. Görmüyorum ki. Gözlüksüz de kep at. Allah Allah. Tamam mı? Tamam. Yanık ya. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world gone bad. Sanki oğlum sinirim bozuldu. Abi ya güzel oldu. Artık tepki veremiyorum. Gerçekten tepki veremiyorum. Kaçıncı parça oldu? Kanka kaç tane şey boyadık? Amma uzun oldu ha. Kaç tane oldu? Abi güzel oldu. Net. Okey başkan sen kuru. Evet, yorucu bir günün keyifli bir finalini vereceğiz şimdi. Her şeyi boyadık. Klavyesi, mouse'u, sprey boyası, tablosu, anakartının parçası, kasanın parçaları, kasaların köşeleri. Ve şimdi ekran kartının ön yüzünü boyayacağız. Neden ön yüzü? Bu ekran kartı normalde fabrika olarak baktığınız zaman 3 parça dış kalıptan oluşuyor. Ama orta parça işlemcinin olduğu parçayla beraber montelendiği için ve çok sert, yani sağlam yapıştırılmış. Muhtemelen herhangi bir şeye karşı garantilemek için yapmıştır onu. Onu sökmekten vazgeçtik. Şimdi sökersek işlemciye yakın bir kısma zarar veririz. Canımız yanmasın. Gerek yok. Zaten biz bunu kasaya diklemesine koyacağız. Diklemesine koyduğumuz için de esas bizi cezbedecek olan kısım bu taraf olacak. Sırt kısmında da LED var. LED'i de plakaya yapıştırmışlar, sabitlemişler. O yüzden de LED'i iptal etmemiz gerekti. Ne gerek vardı LED'i iptal etmeye? Bunda da bu arada
orada ışıklandırma var. Şu boşluklardan arkadan bir plastik boru sistemi geliyor. Yani teknik olarak tam adını bilmiyorum. Buradan bir led ışık komple sistemi, yani kartın komple şu kısmını aydınlatıyor ve hareket ediyor. O yüzden de o küçük boruları söktük. Onu sökmek kolaydı. Sadece bu tarafı yapacağız ve en çok gördüğümüz taraf bu olduğu için de bunu yapmayı tercih ettik. Sonra ben bir ağladım. Sinirlendim. Dedim ki aga neden? Sonra Aydoğan dedi ki bak oğlum ekran kartı 7-8 bin lira yani. Girmeyelim o topun altına dedi. Evet hadi yapalım. Beyaz da kullanacağım çünkü renkler beyazı da öldürsün istemiyorum. Beyazı da görelim birazcık. Yine aynı kasanın köşelerindeki o metal yüzeylere yaptığımız renklerin aynısını yapacağız ki birbirleriyle bağlantılı olsun. Efendim teşekkür ederim. Evet. Hazırım ben. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Sökeceğim mi gerçekten? Evet. Bir ton ahkam kestin. Yok bozulur kanka. 6000, 8000, 10000. Bak bir tane istiyor. Bir kere daha bakacağım. Zorlamayacağım zaten. Çıkarsa göreceğiz. Neyse şu anı bir izleyeyim de. Yapmam ki onu sökmeden. Hayır. Önce onu sök. Siktir et artık. Gerek kalmadı. Tamam ya. Ben bunu yapıyorum. Sen yap. Bak emin misin? Onu zaten yapacaksın sen her türlü. Yapıyorum. Senin alakası yok orası. Okey. O zaman yapıyorum. Vallahi bak çok güzel. Abi cuk oturmuş biliyor musun? Aynen. Abi cuk oturmuş. Bak, şu an şu özellikle şey var ya turkuazın. Sanki evet. Böyle fan dağıtmış gibi onu böyle. Kanka oldu. Çok güzel oldu. Evet tam cuk oturdu abi şu an. Ve beyazı da yormadık abi. Yani kesinlikle. Beyazı da komple kapatmamış aynen. Olduk. RTX 10. Neyse onun da esprisini yapacağım birazdan. Gelecek. Okey. Tabii şu an çok fazla bir şey belli olmuyor. Bunu topladığımız zaman canavar bir şey olacak. Şimdi abi biz bunları kurumaya bırakıyoruz. Tekrar söylüyorum, her videomda söylüyorum. Belki yeni gelmişsindir, ilk defa izliyorsundur. Öncelikle hoş geldin. Ama şöyle bir şey var. Bunların hepsinin üstüne sprey, cila atacağım. Yaklaşık 8-9 saat kurumaya bırakacağım. Herhangi bir hasar gördüğünde ısınmada veya işte sürtünmede vesaire gibi şeylerde çizilme ve solma olmasın diye aynı PlayStation kolunu yaptığım gibi. Çünkü PlayStation kolunu bayağı aktif olarak kullanıyorum. Hiçbir şekilde sökülme veya boyada dağılma olmadı. Garantilemiş oluyoruz aslında, mühürlemek gibi bir şey. Burayı topladıktan sonra kasayı toplayacağız. Kasayı topladıktan sonra artık son halini size göstermiş olacağım. Okey kanka, kayıttan çıkabilirsin. Söktün mü? Bir deneyeceğim. Yani 2080 Super White Edition bu. Şurası. Yani şu. Şu yani. Bunlar şu. Falan. Yalnız onda ben işlemci olduğunu bilmiyordum bu arada. Anakart yani işte. Çalışıyor ki işliyor. İşleyen pas demir tutmaz. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu metal. Buranın ısınmaması lazım o zaman. Ben burayı bantlayayım. Çünkü zaten biz burayı göreceğiz. Hiç o boya riskine girmeyelim. Ben şu orada dağılık bir şey olmasın. Yani. Aynen. Sadece şu dörtlüyü bantlasam zaten ısı buralara gelmez. İşlemcinin olduğu kısmı bantlayacağım. Bir de zaten termal muhabbeti var. Şimdi boyada tutmaz bir şey olur. Benim için önemli olan şu kısım. Nice kanka. Aynen yine beyazlıklar duruyor. Evet. Tamam ya bu okey benim için. En azından içinde kalmadı abi. Ya ben onu dert edeceğim. Ben biliyorum. Yani o benim için bir isyan olacaktı. Yani niye bunu boyayamadık? Ayrıca bana denk geldi lan hepsi. Duke Force 2080 Graffiti Edition. Ana. Çok iyi oldu lan. Ben Instagram'a postun başına öyle yapayım. Duke Force RTX 2080 Graffiti Edition. Bak. Direkt bak buradaki çizgi bile uymuş. Evet abi şurası görünüyordur muhtemelen. Şu morla şu mor birbirine temas ettiğinde sanki abi çok güzel oldu. Ya evet güzel oldu işte. Ya güzel oldu. Like atın.
umarım düğü beğenmişsinizdir gerçekten. Öncelikle Asus'a, ROG ailesine çok ama çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten içimde bir ukdeydi. Çünkü o laptop sayesinde ben para kazanmaya başladım ve o laptopu bozdum ne yazık ki. Ve laptop alacak kadar hiçbir şeyde param olmadı. Yani onu yapamadım çünkü ev geçindirmek falan. Bir sürü detaylı hayat hikayem var aslında. Zeynep'e mükemmel bir bilgisayar topladık. Zeynep Twitch'te yayınlar yapıyor bu arada. Bu bilgisayarla da hayvan gibi yayınlar yapıp FPS oyunlarının içinden geçip size güzel güzel canlı yayın performansı sergileyecek. Bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenler mutlaka Zeynep'in yayınlarına bekliyorum. Ben de arada bir yayınlar yapıyorum. Durum bundan ibaret. Bu kadar video. Yani güzel oldu bence. Aydoğan'a çok teşekkür ederim. Eko var bizim moderatör. Eko geldi sağ olsun. Ona da çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü bunlar sizin sayenizde oluyor. Dediğim gibi siz desteklemeseniz, siz beni sırtlamasanız bu tip işlerle sizin karşınıza çıkamayacaktım. Ben grafiti yapan bir insan. Ben grafiti yaparak da geçimimi sağlayabilirim ama neden daha iyisi olmasın diyerek size danıştım. Siz dediniz ki gel abi biz seni sahipleniriz, gerekirse biz seni yükseltiriz dediniz, sözünüze de durdunuz. Çok daha büyümek dileğiyle hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın, eksik olmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, bay bay efendim.